Evet, gördüğünüz gibi ürün kulağımda ve yaklaşık bir haftadır hiç çıkarmadım. AirPods Pro ile yaklaşık sanıyorum 10 gün oldu. 10 gündür birlikteyiz. Bu videoda çok hızlıca bütün izlenimlerimi anlatacağım. Bir önceki videoda olduğu gibi bam 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 filtresiz biçimde konuşacağız. Bir de bundan sonraki videolarda mikrofona mal gibi bağırmayı bırakacağım. Tuş muhabbeti. Abi sesi kontrol edemiyorsun üzerinden. ...ağzını şapırdatan falan bir arkadaşınız varsa... <laughs> ...transparency moda alın bunları... ...takın kulağına bakalım... ...o iç sesini duyduktan sonra da öyle... ...şu lap şu diye yemek yiyebiliyor mu? Bir önceki videoya gelen yorumları bir okuyalım... ...bence önemli. Abi öyle konuştum ki alasım vardı vazgeçtim... ...böyle doğal video için teşekkürler. Evet abicim bundan sonra tek başıma ben... <laughs> ...Türkiye'nin cari açını düşürme konusunda... ...elimden geleni yapacağım. Ne kadar yeni ürün çıkarsa itin kulağına batıracağım. Ee, şöyle söyleyeyim isterseniz bu kısmı hızlıca aradan çıkartalım. Apple karşıtı değilim. Bak şimdi neler göstereceğim. iPhone XS Max, iPhone 8 Plus, iPad Pro. Şurada gözüküyor mu şöyle? iPad Pro, MacBook. Yani ben böyle şurama kadar falan Apple ekosistemine bağlı durumdayım. Ha almadığım ne ürün var dersen Apple Watch almadım. Çünkü bence tam bir saçmalık. Şarjı bir gün gidiyor. Bu arkadaşın 3 hafta gidiyor. Ve diğer üründe bunların bir önceki jenerasyonuydu. Sanıyorum bu arkadaş da Apple'ın alınmayacak ürünler listesinde olabilir sizin içinde. Dolayısıyla detaylara direkt girelim. Bir Kulakta duruyor mu? Kulakta duruyor mu konusunda? Eğer yok, duruyor bir tane problemi var. Yemek yerken tak diye düşüyor. Şu ısırma ağız hareketlerinin kulakta yarattığı etkiler aletin kulakta durmasını engelliyor. İkinci konu 3 tane işte şeyle geliyor kulağa giren small, medium, large. Evet İngilizce söyledim. Onlarla geliyor. Onları e, size uyanı kulağınıza tak diye takıyorsunuz. Bir tanesi iyi kötü uyuyor. Bir tane de yalandan ear to fit test diye bir şey var. Hiç inanmayın. Ya. Yani... Şimdi iPhone'u arabanın içinde bıraktım. Şuradan gözüküyor mu? Ya, gözüküyor. Kulağımda AirPod'larla Benzinciye gideceğim. Bakalım müzik kesilecek mi, kesilmeyecek mi? <laughs> Açıkçası bunu merak ediyorum. Bayağı benzinciye gireceğim şu an. Tabii sessiz olacağım. Evet, şu uçta gözüken kasadaki hanımlarla bile rahat konuşabildim. Güzel. Bu yani. arada ilginç biçimde, kulaklıklar kulağımda, biraz sesinizi yükseltince <laughs> bu gürültü engelleme ANC böyle kıt kıt sesler veriyor. Çok enteresan. Yani yazılımsal olarak yapalım, bundaki geliştireceği şeyler var ama yine yazılımsal olarak söyleyeyim. Mesela şurada benim Bose QC35 kulaklıklarım var, 4 senedir kullanıyorum. Bir alt modeli vardı bende kablolusu, o bozulunca Amerika Bose bana gitti... Bu Bose QC35'lerin ikinci jenerasyonunu da gönderdi. Fark da şu, şurasında bir tane Siri ya da Google asistanını çağırma şeysi var. Çok da bir fark yok. Dolayısıyla yazılım anlamında gürültü engellemede Apple iyi iş çıkarmış. Yani şimdi bu az önce gösterdiğim iki kulaklıkta biliyorsunuz böyle kulağı tak diye kapattığı için bir pasif gürültü engelleme avantajı var. Fakat Apple bu H1 çipi zaten Powerbeats'lerin de içerisindeki bu ya da Beat 3'lerin galiba büyük olan içerisindeki bu var. Dolayısıyla buna güzel bir güç vermiş. Ee, Bunun bu daha hızlı bile yakalıyor bazen. Ee, daha iyi demeyeceğim ama en az o kalitede gürültü engelleme sağlıyor. Dolayısıyla gürültü engelleme için bu kulaklığı alacaksanız zaten başka niçin alasınız? Gürültü engelleme gibi bir ihtiyacınız yoksa bence gidip eski jenerasyonunu alır. Bir sürü de para cebinizde kalır. A bana doğrusu nedir diye soruyorsanız gidip bir tane Çinli alırım. Sporda da kullanırsın. Mesela ben şu az önce gösterdiklerimle duşa bile giriyorum. Kahveden bir yudum alacağım. Bu kahve mevzusunda da kendi promosyonumuzu yapalım. Bakın bu enteresan bardakları Beyrut'tan aldım ve Beyrut'ta da bir vlog çektim. O vlogu da bu kanalda bulabilirsiniz. Aksi gezgin kanalımızın adı. Biraz aksiyiz. Her şeyi az önce de yaptığım gibi bam 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 söylüyoruz. Filtre yok. Devam. ANC konusunu sanıyorum geçti. Kulakta duruyor mu? Bakın Wall Street Journal'daki gazeteci kız böyle hani mechanical bull denen hani bir boğa olur ya böyle insanlar hoplar zıplar onunla bile gitti. Diğer kulaklıklara rakipleriyle karşılaştırıldığında kulakta daha iyi durduğunu gösterdi. Dolayısıyla kulakta duruyor. Bu arada Türkçe birkaç tane video gördüm. Baya MKBHD'den işte New Yorklu YouTuber'dan falan bir sürü şeyi çakmışlar. Ayıptır abi. Ürün sende yoksa da göster suratını konuşun. Ondan sonra bir önceki bu geçtiğimiz 10 gün içerisinde mesela kulaklık kulağımdan 4 kere düştü. Bir tanesi su içerken düştü. Dediğim gibi bu yutma refleksiyle ilgili bir şey. Bir tanesi şöyle ayakkabıları bağlarken çok sert değildim. orada düştü. Üçüncüsü de arabada sağa sola şu hareketle düştü. Ama sanıyorum oralarda hani arada fiti bir iki kere düzeltmeniz lazım. Yani Kulağa oturuşunu düzeltirseniz problem yaşamazsınız diye düşünüyorum. Onun dışında valla bu ürünle ilgili daha fazla da anlatacak bir şey yok işte. Acayip bir fiyatı var. Bu fiyata değer mi? Bence değmez ama bir kablosuz kulaklık olacak, gürültü engelleyecek ve çok küçük olacak diye düşünüyorsanız olur. Mesela şimdi bu kulaklıklar 5 gram. Kulaktaki hissi gerçekten diğer kulak içi kulaklıklara göre işte bu Sony'nin acayip bir adı olup sonu 3 ile bitenleri olsun. Sennheiser'lar da büyük. Mesela Bose Sound Sport'lar var gene böyle kulak içi kulaklık ama onlar da şu Einstein, aman Einstein diyorum ya Frankenstein'ın boğazındaki tıpa gibi, böyle tıpa gibi giriyor insanın kulağına. Dolayısıyla low profile dediğimiz hani çok belirli belirsiz bir şeyi kulağınıza takmak istiyorsanız bu iyi ama 2000 liranız olacak. Hani ülkede asgari ücretin 2000 lira olduğu düşünülürse ee, bir kulaklığa 2000 lira vermek hobi işidir, özellik işidir şimdi evet. Ülkede asgari ücret 2000 lira diye hiçbir hobiden, teknolojinin getirdiği hiçbir şeyden yararlanmayacaksınız diye bir şey yok. Ama bu abartılı bir inovasyon içermiyor. Bir iPad mesela ilk çıktığında inanılmaz bir şey değil miydi? Ya da iPhone'lar işte ilk çıktığında 4 serisi. Bu arada iPhone 12 galiba 4'ün çerçevesine benzer bir dizayna geri dönüyor. İşte bu iPad, iPad Pro'ların 3. jenerasyonunda gördüğümüz gibi. Hani... Onlar değişik ürünlerdi. Bu, bu, bu böyle bir şey değil. Evet bir uygulama yapmışlar. Evet kötü değil. Şimdi bu son trend olarak her şeyin altına pro e, yazılıyor. Pro profesyonelden geliyor diye düşünüyoruz. Profesyonel de bir iş için, bir hizmet için para alan kişi demektir son tahlilde. E, şimdi bunları takıp sporcular belki hani onlar için bir pro boyutu olabilir. Ama hiçbir işte müzik editleyen, video editleyen birinin bunlarla Hele de profesyonel editör hani işte ben de video yapacağım iyi kötü bu videoda editlenecek. Ama onların bunları takıp ben iş yapacağını hakikaten düşünmüyorum. Dolayısıyla işin pro kısmı da sallapati biraz. Ürün fena değil. Ha bu, bu ürünle ilgili son video olsun. Ben bu ürünü çünkü geri göndereceğim dediğim gibi. Fiyat performans anlamında çok aşağıda. Genelde Apple her şeyin üzerine bir 50 dolar ürünün fiyatına göre 100 dolar ekstra atar. Fakat... Bunlar o hani Apple Tax diye geçer, <laughs> Apple severler bilecektir. E, Apple vergisi gibidir böyle. Bir şeyin iyisini, Apple'la olanını yapmak istiyorsanız öyle bir şey gelir derler. E, bunlara değmez. Yani üstelik yazılım anlamında da bir sürü açık var. Mesela bu Bozlar iki e, şeye aynı anda bağlanabiliyor. Bir yandan telefonuma, bir yandan iPad'ime, bir yandan telefonuma, bir yandan bilgisayarıma bağlanabiliyorum. Telefondan arama geldiğinde tek tuşla tık diye açabiliyorum. Tuş muhabbeti. Abi sesi kontrol edemiyorsun üzerinden. Ya kulağını sıkacaksın. Bu arada kulağa şu dokunmatik tuşun üzerinden bir tanesini Siri yapabiliyorsun. Böyle sıkıp Siri volume 10% deyip kısacaksın. Ya da pardon Hey Siri deyip küt diye de şey yapabiliyorsun. Ama ben bir dükkandaydım öyle ha diye Hey Siri demek çok anlamlı değil. Zaten Hey kelimesini herkesi küt dönüp bakıyor. O yüzden sol kulağa tıklayınca Siri'yi aç gibi bir şey yaptım. Bu arada iPad'e bağlıymışız oradaki Siri çıldırdı onu durdurdum. Dediğim gibi şunu yapıp volümü kesmeniz gerekiyor. Bu arkadaşlar da üzerlerinde tuğla gibi <laughs> tak 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 azalt tak 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 arttır şeklinde yer var. Açıkçası bu, bir önceki iPad'lerde de bir iki tane numara varmış öyle. iPod'larda da bir iki tane numara varmış ama bunda volümle ilgili hiçbir şey olmaması dediğim gibi tam bir saçmalık. Ha ne yapabiliyorsunuz? Volümle ilgili problemleri işte bu şeffaflık modu denen gene ben sağ tarafı sıkınca şeffaflık olsun sol tarafı sıkınca Siri devreye girsin yaptım. Sağ tarafı sıkıyorsun hop diye transparency moda giriyorsun hatta girelim. Evet bu durumda kendi, kendi sesini bile daha fazla duyabiliyorsun. Bu transparency modla mesela ağzını şapırdatan falan bir arkadaşınız varsa <laughs> transparency moda alın bunları takın kulağına bakalım o iç sesini duyduktan sonra da öyle şlap 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 diye yemek yiyebiliyor mu? Ee, bunun dışında sorularınızı aşağı yazın diyordum ki ha bak bir önceki videoya gelen yorumları bir okuyalım bence önemli. Abi kulaklıkları ne kadar zamanda şarj ediyor kutusu? Kutu 1,5-2 saatte şarj ediyor. Tam şarja geliyor kutu. 4 tane ekstra şarj sunuyor. Şarj süresi de 4 saat dayanıyor bana ANC'ler açık olduğunda ya da transparency mod açık olduğunda. Onları kapatırsanız süre uzayabilir. Onları kapatacaksam 300 dolar niye bu kulaklığa verdim. Bir tanesi çekiliş yap 50 lira ateşliğin bana yolla demiş. Abi sen yap ben 50 lira ateşleyeyim. Ne zaman satışa sunulacak Türkiye'de? Tahmini tarihi nedir? Ayrıca Powerbase Pro ve AirPods Pro arasında kaldım. Sence hangisi ön planda kullanım ve kalite açısından? Uf bu soru çok zor. Satışa sunulma tarihi Apple sitesinde ben hani bir teslim tarihi görmedim ama fiyat gelmiş işte yıl bitmeden gelecektir diye ben tahmin ediyorum. Daha sonra gelirse bilin ki dolar kurunda bir sıkıntıdan falandan filandır diye düşünüyorum. Bir de ürün çok niş ürün. Apple Türkiye pazarında mobil basıyor böyle telefon basmaya çalışıyor. Bu tarz şeyler ne kadar gelir ne kadar tutar bilmedikleri için bence ki ben de bu videoda bayağı ezdim aleti. Bence biraz ellerini korka kalıştıracaklardır. Kalite kullanım konusunda Power Beats Pro ile ilgili bir şey söyleyeyim. Amerika fiyatından 50-100 dolar falan düştü. Ee, olumlu yorumlar almıyor. Ben olsam sallarım onu. Alacaksan bunu alabilirsin. Ha ben sporda iyi de müzik dinleyeceğim diyorsan Sony'ler var. Ha ama kutuları takoz gibi. Ha bak Power Pro alacağım diyor musun? O kutu da takoz gibi zaten. Sony'nin o uzun adı olup 3 ile biten kulak içi kulaklığına bak derim bir arkadaş kendi yorumunu şöyle demiş. Bu AirPods dediğiniz cihazlar müzikten ziyade telefon konuşması yapanlar için tasarlanmıştır. ben öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bütün promosyon filmlerinde falan da haşır haşır müzik dinliyorlar. Telefon konuşurkenki performansı kötü değil. Ama yine ben başka kulaklıklarda bu performansı alıyorum. Bedava kutunun içinde gelenle de alıyorum. Ee, sadece müzik dinleyeceğim ben diyorsanız bunu almayın demiş. Orta halli müzik dinlerim, telefon görüşmelerim yoğun diyorsanız hiç düşünmeden bu kulaklığı alın demiş. Ee, çok iyi de tek tek mi taktıracaksın? 4 saat şarjı gidiyor bunun. Yani ne kadar telefonda konuştuğunuzu bilmiyorum ama benim için işte karışık kullanımda bunun beni bir günde çıkarması aşağı yukarı mümkün değil. Çok güzel tarafsız video olmuş. Eline sağlık demiş Muhammed. Teşekkür ederim. Bu arada bu videoyu da like edin, share edin. Yani paylaşın falan filan ki azıcık ortaya çıkalım. Ondan sonra falan abiniz Apple tarafından gönderilen kutuyu açtığında sizi hayran bırakmak için yaptığı hareketlerle olmasın. Böyle biraz dürüst şeyleri de yukarı doğru ittirin bakalım. Bu arada bu konuyla ilgili en iyi içeriklerden biri şu anda. Ben de Faruk abiniz yani iPhone'da daha güzel bir video yapana kadar en iyi videolardan biri bu. Dolayısıyla izleyin, izlettirin. Ürün Türkiye'ye ne zaman gelecek? Bunu konuştuk. Aa, bir tanesi bak bu milletten çalar arkadaş, bilseydim senden çalardım demiş. Ee, Çal da hemen report edeyim. Ee, bir tanesi enerjin çok güzel. Ayrıca video için de teşekkürler. Diğer kanalın linkini paylaşır mısın demiş. Bu videonun altında da diğer kanalın linkini paylaşacağım. Orada biraz daha profesyonel iş yapıyorum. böyle no. yani kameraya koyup anlatmıyorum. Ee, bakabilirsiniz. Ama burada dediğim gibi her şeyin özünü veriyorum. Öyle hiç fluff deniyor buna İngilizce'de. Öyle trash yok yani. What? Abi öyle konuştum ki alasım vardı vazgeçtim. Böyle doğal video için teşekkürler. Evet abicim bundan sonra tek başıma ben <laughs> Türkiye'nin cari açığını düşürme konusunda elimden geleni yapacağım. Ne kadar yeni ürün çıkarsa itin kulağına batıracağım. Teşekkür ederiz. Süper video olmuş. Eline emeğine sağlık. Rica ederim. Her yani iki dakikada yaptım zaten. Mert. Bu arada Mert'in çok güzel içerikleri var. Mert'in bir de e, gezi kanalı var. Hani adam gibi içerik yapıyor. Hani sırf ben referans oldum diye kanalın kötü olduğunu falan düşünmeyin. Her yere gidiyor. Debildiği her yere gidiyor. Tarihini anlatıyor. Adam baya baya çalışıyor. Gidin o kanala abone olun. Bu kanala abone olmasanız da olur. Ama gidin Mert'in kanalına gerektiği ilgiyi gösterin. Ee, ne yapalım bağlayalım mı? Okey. İzlediğiniz için teşekkürler. Paylaşmak, abone olmak odur budur yapın. Bundan sonraki video GoPro Hero 8 olacak ya da DJI'nin Mavic Mini'si geliyor. Onu yaparız diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Dürüst videolara gerekli ilgiyi gösterin. Bir sonraki videoda görüşelim. Bye.